Herkese merhaba. Turkcell'in geçtiğimiz Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde duyurusunu yaptı. Yerli akıllı telefon hamlesi ilk meyvesini verdi. Görmüş olduğunuz Turkcell T40 bugün İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısında tanıtıldı. Elimde görmüş olduğunuz cihaz Android 4.1 Jelly Bean'le çalışıyor. Üzerinde Turkcell mühendisinin çeşitli özelleştirmeleri bulunuyor. Aynı zamanda cihazın tasarımı da yine Turkcell tarafından geçirilmiş. Barındıracağı özelliklerde yine Turkcell'in çeşitli seçimleri tercihleri doğrultusunda belirlenmiş bir telefon var karşımızda. Barındırdığı teknik özellikler telefonun orta sınıfta değerlendirileceğini gösteriyor. 480x800 piksel çözünürlüklü bir 4 inç IPS ekran var. Bu ekranın görüş açıları oldukça iyi, parlak, oldukça keskin, göze hoş gelen grafikler ve renkler üretiyor. Görmüş olduğunuz gibi ekrana yüksek açılardan baktığınızda bile renklerin bozulmadığını, görüntünün oldukça iyi bir şekilde anlaşıldığını görüyorsunuz telefonda. 1.2 GHz'lik çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci bulunuyor zaten bu telefon biliyorsunuz. Qualcomm işbirliğiyle gerçekleştiriliyordu, hayata geçiriliyordu. Projede Qualcomm'un büyük katkıları vardı ve sonuçta buna bağlı olarak içerisinde Qualcomm işlemci geliyor. 1 GB RAM var. Bunun yanı sıra 4 GB dahili bellek bulunuyor Turkcell T40'ta. Tasarıma baktığımızda yaklaşık 11 milimetrelik bir kalınlık var. Telefonun yuvarlak hatları var ve ele rahatlıkla oturuyor. Sağlam bir yapısı var. Herhangi bir parçası oynamıyor. Kapaklı olsa bile gerçekten ele rahat oturan, elde herhangi bir parçası oynamayan ve sağlamlık hissi veren bir telefon var karşımızda. Umarız arka kapağı ilerideki aşamalarda fazlasıyla çıkarıp taktığınızda bu sağlamlık bozulmaz. Telefon görmüş olduğunuz gibi yalın bir kapak değil. Ancak Turkcell T40 çeşitli motiflerle bezenmiş, Türk usulü motiflerle bezenmiş kapak seçenekleriyle de geliyor. Kutudan bir adet daha kapak çıkıyor söylediğim şekilde. Bunu takarak da telefonu biraz da Türk usulü hale getirebilirsiniz. Bunun dışında telefonun sağına soluna baktığımızda sol tarafta micro USB portunu görüyoruz. Altta mikrofonu var görmüş olduğunuz gibi. Ekranın altında kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları var, fiziksel tuşlar var. Ses tuşu, üstte de kulaklık şakı ve güç butonu yer alıyor. Gördüğünüz gibi Turkcell T40'ta bu gibi unsurlar var. Söylediğim gibi 4 inç ekran, 480x800 piksel çözünürlüğe sahip ve üzerinde görmüş olduğunuz gibi Android 4.1 Jelly Bean çalışıyor. Baktığımızda yazılım arayüzüne bazı unsurlar Android'in 4.1 Jelly Bean'in bazı unsurları temelde aynı tutulmuş. Uygulama menüsüne baktığımızda arka duvar kağıdı renkler değişse de genel olarak menü yapısının, bileşen yapısının değiştirilmediğini görüyoruz. Aynı zamanda bir de kısa yollar diye ekstra bir sekme eklenmiş. Burada da belirlediğiniz kısa yoldan ulaşmak istediğiniz uygulamalar yer alıyor. Ana ekrana baktığımızda ana ekranda çeşitli Turkcell bileşenleri bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi hava durumu ve haberleri belirten bir bileşen var. Özel bir kart tipi bir bileşen var görmüş olduğunuz gibi. Telefonda en çok kullanılan uygulamalar bu kartlı yapıya yerleştirilmiş. Favori kişiler, uygulamalar, mesajlar, fotoğraflar, Turkcell akıllı depo, Facebook, takvim ve elektronik posta ve arama. Ve burada örneğin uygulama bölümüne baktığınızda en çok uygulamalar kullanıldıkça Turkcell T40 bunları öğreniyor ve bunları üst sıraya yerleştiriyor. Böyle bir telefonun kendinden öğrenme mekanizması algılaması da bulunuyor. Alt bölümde de görmüş olduğunuz gibi telefon, mesajlar, internet arayüzü ve kamera kısa yolları sürekli yer alıyor. Bunları da en çok kullanılan bu uygulamalara da kısa yoldan erişilebiliyor. Bunun dışında baktığımızda Turkcell T40'ta neler var? Özel sesler bulunuyor telefonda. Bu telefon Türkiye'de geliştirilen, Türkiye'de tasarlanan bir telefon olunca Turkcell çeşitli sesleri de bu telefona eklemiş. Çeşitli özel sesler var. Bunları sizlere dinletelim. Hemen şuradan sistem bildirim sesine girdiğimizde duydunuz. İsterseniz bildirim olarak bu Türk usulü sesleri kullanabilirsiniz. Bunlar da telefona eklenmiş hoş eklentiler olarak, dokunuş olarak dikkat çekiyor. Bahsettiğim motifler var, bu sesler var. Bunun dışında Turkcell T40 Türk kullanıcılarının bazı alışkanlıklarını yansıtacak özellikler de barındırıyor. Şu anda deneyemiyoruz ancak çaldır kapat var. Diyelim ki bir kişisi çaldırdı, daha sonra
onun çağrısını meşgul alıp daha sonra telefonun otomatik olarak aramasını sağlayabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bizde çaldırıp kapatma ve karşı tarafın sizi aramasını bekleme çok vardır. İşte Turkcell T40 bu senaryoyu hayata geçirecek, kolay şekilde hayata geçirmeyi sağlayacak bazı işlevler barındırıyor. Kamerası da 5 megapiksel çözünürlüğe sahip. Arkadaki kamera flash'te bulunuyor ve bu kameranın çeşitli unsurlar, özellikleri bulunuyor. Otomatik yüz algılama, HDR modu gibi bazı özellikleri var. Kullanıcı arayüzüne baktığımızda Android'in standart kamera arayüzü kullanılmış. Zaten bu arayüzde yeteri kadar işlev sunuyor. Daha fazlasını gidip özel bir kamera uygulaması geliştirmeye ihtiyaç yok. Görmüş olduğunuz gibi ayarlar oldukça düzgün şekilde yapılabiliyor. Panorama modu da var. Turkcell T40'ta çeşitli Turkcell uygulamaları da yüklü geliyor. Baktığımızda akıllı depo, Turkcell cüzdan, online işlemler, mobil asistan, Turkcell TV gibi uygulamaların uygulama menüsü içerisinde yer aldığını görüyoruz. Turkcell T Market ve Google Play Store var. İki farklı uygulama mağazası var. Bunlar kullanılarak uygulama indirilebilir. Google'ın çeşitli servislerine ait uygulamalarda Turkcell T40'da karşımıza çıkıyor. Yine çeşitli araçlar var. Bunları da giriş sayfasına ekleyerek telefona daha fazla işlev katabilirsiniz. Bu gibi unsurlar var Turkcell T40'da. Turkcell T40'ın HD surround ses desteği de var. Bu sayede telefon hoparlörü kullanıldığında da oldukça güçlü, kulağı dolduran çevresel ses etkisini fazlasıyla yansıtan bir ses çıkışı veriyor. Onu da göstermek için Turkcell Müzik uygulamasını açalım. Turkcell Müzik uygulaması da telefonda yüklü olarak geliyor. Hemen bir şarkı başlatalım dinlemeye ve hoparlörün gücünü görelim. Size ne kadar geliyor bilmiyorum ancak oldukça güçlü olarak nitelendirebileceğimiz bir ses çıkışı var. Turkcell T40'ın hoparlörünün arkada görmüş olduğunuz küçük gibi görünen hoparlör boyutuna göre oldukça yüksek ses veriyor. Yine arkada ikinci bir mikrofon daha yer alıyor. Bu ikinci mikrofon sayesinde de telefon görüşmeleri sırasında ortam sesleri karşıdaki kişiye yeteri kadar olabildiğince düşük şekilde, düşük şiddette aktarılıyor. Bazı durumlarda aslında çoğu durumda hiç aktarılmıyor. Siz sadece karşı tarafın sesini duyuyorsunuz bir Turkcell T40 sahibinden. Bu da Turkcell T40'ın özelliklerinden bir tanesi. Turkcell T40 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki ön incelemesinde bulabilirsiniz. Telefon Eylül ayı sonunda piyasada olacak. O zaman geldiğinde, telefon piyasaya çıktığında biz de detaylı şekilde incelemeyi planlıyoruz. Şimdilik bu kadar.